Seans ortasından herkese merhaba efendim. Tekrardan karşınızdayız. Şimdi dop dolu bir akışımız var ama öncesinde arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında konuğu var. Hemen kendisine dönelim. İKMİP Başkanı Adil Pelister'le birlikte biraz kimyevi madde sektörünü konuşacaklar. Burak hoş geldiniz. Söz sizde. Teşekkürler Gözde. Hemen Adil Bey'e dönüyorum. Adil Bey efendim şimdi 2022 bir çırpıda geçti. Dolayısıyla sizin açınızdan da öyle miydi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım. Kimya sektörü için 2022 harika bir yıl geçti. Çok güzel geçti bizim için. 16 alt sektörümüzle beraber bizim yaptığımız 33.6 milyar dolarlık ihracatta güzel bir seneyi geçirdik. Artık 2023'e bakacağız. 2023'te de 36 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Biz bu ihracat hedefi için 28 tane fuara, 20'ye yakın ticari heyetler, urge çalışmaları vesaireler yapıp tabiri caizse eve gitmeden çalışacağız. Bu şekilde ihracatımızı da arttırmayı hedefliyoruz. 36 milyar doları gerçekçi buluyoruz diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi özellikle gündemdeki birkaç tane konuyu sormak istiyorum. EYT'nin açıklanmasıyla beraber henüz resimleşmedi ama bir diğer taraftan da asgari ücretin geldiği seviyeler. Kimyevi maddeler sektörüne baktığımız zaman da çok fazla istihdam eden bir sektör. Sizi nasıl etkileyecek bu sene? Tabii ki EYT bizim özellikle beyaz yakalı tarafımıza baktığımız zaman veya da teknik personellerimizin EYT ile beraber şirketten ayrılma trendine girerse o bizleri etkileyebilir. Dolayısıyla bu yönde tahmin ediyorum belki de bakanlıklarımızın alacağı önlemlerle hem de çalışanlarımızla yapacağımız ikili çalışmalarla beraber bu arkadaşlarımızın tekrar çalışımını sağlayacağız. EYT bizleri etkileyecektir ama tabii ki hayatın akışı içinde bunlar da var. Dolayısıyla önümüze bakacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Teknik arkadaşlarımız, özellikle insan kaynağına değer veriyoruz. Asgari ücretin açıklanması tabii ki bizim için önemliydi. Artık önümüze bakıp enflasyon veya da yaşam mücadelesi şeklindeki çalışanlarımıza destek olmaya çalışacağız. İleriye bakmamız gerekiyor her şekilde. Adil Bey şu an itibariyle enerji maliyetlerinde gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz haftalarda çünkü bir indirim gelmişti. Şu an itibariyle nasıl? Şimdi enerji maliyetleri özellikle kimya sektöründe yoğun bir şekilde ihtiyacımız olan bir şey. Ana ham maddeden sonra en büyük bizim giderimiz enerji tarafında. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere %16'lık bir indirim gerçekleştirilmişti. Ama bizim talebimiz bir bu kadarlık daha bir indirim talebimiz var. Çünkü enerjiyi çok tüketiyoruz. Enerjiyi tükettiğimiz için dünyada da rekabetçi olabilmemiz için enerji maliyetlerimizin aşağı çekilmesi lazım. Dolayısıyla bu yönde de bakanlıklarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan enerjiyle ilgili bir destek bekliyoruz. Şimdi tüm bu anlattıklarınıza baktığım zaman finansman maliyetleri konusunda nasıl neler söyleyeceksiniz? Tabii bu süreçte özellikle uygun finansmana ulaşım önemli. Yani özellikle bankalar aracılığıyla bizlere verilen politika faizine yakın bir faizle bir yatırım veyahut da işletme sermayesi olaraktan finansmana ulaşım çok çok önemli. Özellikle Merkez Bankamız ve Exim Bank'tan beklentimiz ihracatçımıza dönük teşvikli bir paketin açıklanması. Eğer bu mümkün olursa bizim ihracatımızın daha arttığını göreceğiz. Özellikle bizim ihracatçımızın destekler lazım. Bizim bazı bu destekleri sağlamamız için de bizim bakanlıklarımızın bizim söylemlerimizi dinleyeceğini tahmin ediyorum. Adem, şimdi kimya maddelerde ham madde çok önemli. Nihai üründe. Dolayısıyla ham madde ile ilgili şu an itibariyle sıkıntı var mı? Orayı nasıl yorumlamak lazım? Tabii 2022 başında özellikle emtia fiyat artışları ile beraber uzak coğrafyalardan alınan ham madde veya da yarı mamullerdeki tedarik sorunları vardı. Lojistik fiyat artışları vardı. Bu da bizleri etkiledi. Dolayısıyla bunlar artık 2022 senesinin ikinci yarısından sonra azalarak devam ediyor. Şu anda petrol fiyatının da 125'lerden 84-85 dolarlara düşmesi de fiyat artışlarının azaltması tersi yönünde hareketleri devam ettiriyor. Bizim şu anda ham madde tedarikinde bir sorunumuz yok. Özellikle biz radikal böyle fiyat artışlarının fazla esnek, volatilitenin olmadığı bir durumu önemsiyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederse dünyada da rekabetçi olacağız. Biz bunu rekabetçiliğimizi devam ettireceğiz. İhracatımızın artması için de ölçek büyütmek için de çok çok önemli. Finansman, ham maddeye erişim, insan kaynağı bunlar önemli konular. Bunları sağladığımız sürece biz ileriye doğru gideceğiz. Şimdi Adil Bey tabii burada kurun geldiği seviye de çok önemli ihracatçı açısından. Orada sizin ideal kur tanımlamanız nasıl?
Şimdi bizim ihracatçı birliğindeki arkadaşlarımızla beraber düşüncemiz, ihracatçılarımızın da düşüncesi enflasyona paralel bir şekildeki kurunda nispi olarak artışının doğru olacağını düşünüyoruz. Şu anda belki ufak bir oynamanın bizim ihracatçımız için rekabet edilebilir bir fiyat vermesi açısından çok çok önemli. Biraz önce söylediğiniz gibi asgari ücretle beraber tekrar maaşlardaki yapılan düzenlemelerin döviz karşılığındaki rakamın artmaması için kurun da bir miktar böyle bir kabul edilebilir bir seviyede olmasının iyi olacağını düşünüyoruz. Kurun hafifçe bir yukarıya doğru gitmesinde bizim ihracatçının için önemi var. Dolayısıyla bunu da beklemekteyiz. Şimdi bir diğer taraftan da ham madde için biraz önce toplantıda da söylediniz. Yatırımlar çok önemli dediniz. 1 milyar dolar üzeri büyük yatırımlar ve 1 milyar dolar altı daha küçük ölçekli yatırımlar. Oradaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz ölçüde gidiyor mu? Şimdi tabii petrokimya yatırımları gibi büyük ölçekli yatırımlar milyar dolar üzerinde ve uzun süreli aşağı yukarı böyle bir yatırımının projeyle dahil olmak üzere bir 5 senelik bir süreci oluyor. 1 sene proje sürse 4 senede yatırım derken 5 senede faaliyete başlayabiliyorsunuz. Bir de böyle finansmana ulaşmak hem teknik olaraktan da bu işi götürmek biraz süreç alıyor. Ona ayrı gözle bakmak lazım. Burada devletin özellikle devletimizin buna desteği ve bununla ilgili iş yapılabilirliğinin, yatırımın yapılabilirliğinin ayrı bir gözle bakılması lazım ki bakıyor. Petrokimya alanında hem Aliağa bölgesi olsun, hem Çukurova bölgesi olsun endüstriyel yatırım yapılacak bölgeler olarak ilan etti. 1 milyar dolar altında olan orta ölçekte özel kimyasalların üretimi yapılabileceği örneğin izosiyonatlar, TDI, MDI veyahut da poliollar gibi yatırımlar biraz daha ölçek olarak 300 milyon dolarla 700 milyon dolar arasındaki yatırımları kastediliyor. Bunlar da çok çok önemli. Eğer biz bunları da kendimiz üretir duruma gelirsek katma değeri burada bırakabiliriz. Bazı spesifik kimyasallar var. Yatırım miktarları daha düşük. Öyle 100 milyon dolarla 300 milyon dolar arasındaki yatırımlar. Oraya odaklanmak gerekiyor. Orada da ciddi bir şekilde katma değerler var. Bu ara kimyasalları da ülkemizde üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle, Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle beraber bunları hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Hadi Bey, siz İstanbul Kimya Maddeler İhracatçıları Birliği olarak bu sene neler planlıyorsunuz? Bizim biraz önce söylediğim gibi bizim hedefimizi yakalamak için bizim 28 tane fuarımız var. Bu 28 tane fuarımızı değişik ülkelerde yapacağız, yapmaya devam ediyoruz. İlk defa yapacağımız ülkeler de var. Orada info standlarımız olacak. Ayrıca ülkelerde değişik zamanlarda ticari heyetlerimiz olacak. 6 tanesi şu an bakanlık tarafından onaylandı ama toplamda 20'ye yakın bir ticari heyet düzenleyeceğiz. Burada uzak ülkeler stratejisi var Ticaret Bakanlığımızın. Bu çerçevede, bu doğrultuda özellikle Güney Amerika, Amerika, Orta Amerika ile beraber Sahra altı Afrika ülkeleriyle bir de uzak Asya tarafında baktığımdan Vietnam, Tayland veyahut da Endonezya gibi Singapur gibi ülkelere heyetlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İhracatı da bu yönlerde arttıracağız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Gözde, söz tekrar sende. Burak, çok teşekkür ediyorum.